bakışı İznik Gölü'nün enfes manzarası bir yanda, dünyanın en lezzetli turşuları diğer yanda. Medya Festival bu hafta Bursa Orhan Gazi'nin Şirinköy'ü Gedelek'te. Bu yıl ilk kez gerçekleştirilen Gedelek Turşu Festivali'ndeyiz. Erikten lahanaya, biberden salatalığa kadar birbirinden lezzetli turşularıyla ünlü Gedelek, bu festivali enfes lezzetlerini dünyaya tanıtmak amacıyla düzenlemiş. Turşuların tadına bakmadan önce Orhan Gazi'nin en tepesine çıkıyor ve İznik Gölü'nün eşsiz manzarasıyla selamlıyoruz sizi. Bu hafta Bursa'nın Şirin ilçesi Orhan Gazi'nin Gedelek köyünde gerçekleşen Gedelek Turşu Festivali'ndeyiz. Birbirinden güzel etkinlikler devam ederken ben o güzel turşunun yapıldığı ve üretildiği ama asıl onun sergilendiği noktada festival alanına götürüyorum sizleri. Sırada festivalin az solistleri var. Gedeleğin lezzetli turşuları iştah kabartıyor. Erikten salatalığa, lahanadan bibere, domatese çeşit çeşit turşular enfes görünüyor. Evet, gene birbirinden güzel turşular, Allah Allah, biberler, havuçlar, lahanalar. Vallahi bunun sırrı nedir? Vallahi sırrı Gedelek köyünün suyu. Sevgili kameramanım, bu bamya, bamya turşusu. Gedeleğin turşusundan başka bir de meşhur zeytini. Evet, bu zeytin festivaline ben geçen sene gelmiştim, hatta ellerimle toplamıştım. Demişlerdi ki bunu bu sene yiyemezsin, seneye yersin. İşte bu topladığımız zeytinler. Nasıl, bugün festivalden memnun musunuz? Çok memnunuz, çok heyecanlıyız. İlk festivalimiz. Her kişi de bekliyoruz. İnşallah senesi de var bunun. Seneye daha hazırlık. Bu sene acemiliğimiz var yalnızca. Evet. Biraz acemiliğimiz. Neler güzel olacak inşallah. Çok memnunuz. Teşekkür ederiz. Kim hazırladıysa, kim düşündüyse. Ticaret odasına, belediye başkanımıza, Nuray Hanım'a çok teşekkür ederim. Vallahi ben size teşekkür ederim. Bak nasıl süslemişler ya. Böyle güzel güzel kumaşlarla. Yani bu turşular satılmaz mı? Bu turşular alınmaz mı? Diyorsanız ki ben tansiyon hastasıyım, turşu yiyemem. Gedelekli kadınlar onları da düşünmüşler. Diyorlar ki siz sağlığınıza dikkat edin. Biz sizin için onun biraz daha böyle haşlanmışını, biraz daha az tuzlusunu sizin için bu lezzeti yaptık. Size de afiyet olsun. Yemek çok faydalı, özellikle mideye. Gedelekli hanımlar her şeye düşmüşler, her şey sağlık için diyorlar. Ellerine kollarına sağlık. Şimdi simitle turşu çok güzel gidiyor dediler. Ben de hemen bir simit yiyeceğim ama biraz sonra yiyeceğim. Bunlar Denizli Buldan malı. Çok güzel satış yapıyoruz. El işleri çok güzel. Devam ediyorum 2 senedir. Festivalde dedi ki ben turşu satmayacağım. Biraz da böyle geleneksel kumaşlar olsun, görüntüler mi olsun dedi. Aynen, aynen. Çok memnunum. Gedelek turşu, sizler de böyle bu işe bizi kattığınız için sizlere çok teşekkür ederim. Bilhassa sana çok teşekkür ediyorum. Katkınız çok oldu. Allah sizden razı olsun. Gedeleğin kadınlarının becerikliliğine hayranım. Taranalar yapmışlar. Zeytinleri böyle güzel güzel süslemişler. Bakar mısın? Nasıl gidiyor festival, iyi mi? Çok güzel, çok şükür. Peki. Çok sağ olun. Evet, burada ev ürünleri, el ürünleri çok fazla. Merhaba, kolay gelsin. Nasıl gidiyor satışlar? Teşekkür ederiz. İşte öyle bayağı iyi gidiyor yani.
Nasıl, festivalden memnun musunuz? Çok memnunuz. Böyle bir şey biz daha ilk defa katılıyoruz. Çok memnun kaldık yani. Bunun devamını istiyoruz. Yani sadece standlarda turşu yok, her şey var, sevgi var. Neler yapıyorsunuz kadınlar için? Biz mi? İşte dernek açtık. Yani kadınları topluma en iyi şekilde kazandırmak amacımız yani bunlar. Fatma teyzemin bir özelliği var. O kesinlikle para pul derdinde değil. O ikram derdinde. Diyor ki gedeleği tanıtalım, kadınlarımız bir şeyler yapsınlar. Ama biz burada paranın derdinde değiliz. Sadece gelen insanlar buradan mutlu ayrılsın. Vallahi ben onları çok sevdim. Onlar da bilmiyorum beni sevdiler mi? Haddinden fazla sevdim ben seni. Dünya ve ahiret evladım ol. Ah canım çok benim. Çok sevdim. Gedeleğin ilk festivalini sunma şerefine nail olan Ece Gürsel de TRT Avaz mikrofonlarına anlattı duygularını. Şahane bir ortam. Bir kere çok renkli, çok misafirperver insanlar. Turşu yemekten gerçekten böyle o harika bir gün geçiriyorum. Ben de bayılırım. En çok da salatalık ve pancar turşusuna bayılırım. Türk dünyasına ve Balkanlara gedelek için ne dersin? Gedelek turşusu için ne dersin? Vallahi herhalde buranın turşusundan başka turşu yemeyin diyorum. Mutlaka turşu alacağınız zaman da mutlaka görmeniz lazım. Yani gedelek olan turşuyu alın diyorum. Yeni single çıkacak Allah'ın izniyle. Herhalde Ekim sonu, Kasım başı yepyeni bir single, muhteşem bir şarkı. Çok özel bir sanatçıya ait bir şarkı ve muhteşem bir aranjörle harika bir şarkı gelecek. Festival kortejinde mehter takımı en ön sırada. Festival alanına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan adına bir çınar fidanı protokol mensupları tarafından dikildi. Çocuklar da unutulmadı bu festivalde. Animasyon ekipleri Orhan Gazi'li çocuklara keyifli anlar yaşattı. Aman bizde adet böyledir.
böyle. Güzel yol alırlar, aman çirkini söyletirler. Artırma be. Hadi git başka yerde bari. İnayet onu. Allah versin. Kış 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 hadi. Bana bak Karagöz, evde misin? He? Evde misin? Yok, Gedelek'teyim. Turşu Festivali'ne gittim. Kafan gözüküyor camda. Kafamı camda bıraktım, ayaklarımla gittim. Sana ne be, Allah Allah. Yar bana bir eğlence. Hacı Batın kulakları kepçe. Karagöz, Karagöz, Karagöz. Bana bak, komşunun köpeğini mi çağırıyorsun? Karagöz, Karagöz yahu. Bilader, seni gördüm memnun oldum. Ben seni gördüm maymun oldum. Hay bana bir eğlence. Çene tutsun inşallah, değil mi? Umarız yıllar boyu devam edecek olan Gedelek Turşu Festivali'nin mimarlarıyla da konuştuk turşunun Gedelek için önemini. Bursa Valisi Münir Karaoğlu büyük önem veriyordu festivale. Gedelek Türkiye'de turşunun en çok yapıldığı köylerimizden, eski şehirle mahallelerimizden bir tanesi. 50 bin ton yıllık üretimi var. Şimdi bu kadar önemli üretici bir köyün ürettiği bu değerin Türkiye ve dünyaya tanıtılması gerekiyordu. İlçe kaymakamlığımız, belediye başkanlığımız, ticaret ve sanayi odamız işbirliği yaptılar. Sayın milletvekilimizin desteğiyle güzel bir etkinlik oldu burada. Amaç tabii bir taraftan üreticiye destek olmak, üreticinin ürettiği sebzeyi değerlendirmek, diğer taraftan da üretici firmaların mallarını satabileceği yeni pazarlara açılmak, hem yurt içinde hem yurt dışında. Yaklaşık 7 milyon dolarlık bir ihracatı var Gedelek'in turşudan. 110 milyon TL'lik de bir gayri safi hasılası var. Büyük değerler bunlar, büyük rakamlar. İnşallah bu festivalle beraber Gedelek turşusu daha çok bilinecek, daha aranan bir ürün haline gelecek. Çiftçimiz hem Bursa'da hem çevre illerdeki sebze üretici çiftçilerimizin ürettiği sebzelere daha çok pazar açılmış olacak. Buradaki firmalarımız da ürün yelpazelerini geliştirerek yeni pazarlara ürün satacaklar. Bütün amaç bu. Bir taraftan ilçenin tanıtımı, kentin tanıtımı, diğer taraftan da üreticinin desteklenmesi. Gedelek de 50 yıldır yapılan bir turşuculuk faaliyeti var. Biz de istiyoruz ki bu turşuculuk faaliyetimizin daha üst düzey boyutlarda üretim artsın, daha iyi şartlarda turşu üretimi yapılsın. Buradaki esnaflarımız da daha çok kazansın. Bu amaçla öncelikle patent alınması, yani Gedelek turşularının coğrafi işaretinin alınması konusunda ticaret ve sanayi odamızın başlattığı ve tamamlanmakta olan bir müracaat var. Onun sonucunda o marka, Gedelek Turşuları markası tescillenmiş olacak. Önümüzdeki yıllarda da bu festivallerin tekrarlanması halinde hem Gedelek turşularımız hem de Orhan Gazi'miz kendini daha çok tanıtmış olacaktır. Emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlarımıza, köy muhtarlığımıza, diğer katılan firmalara, turşu firmalarına, halkımıza, Gedeleklilere de ayrıca teşekkür ediyorum. TRT Avaz vasıtasıyla da bu turşumuzun tanıtılması konusunda
bu imkanı sağladığınız için sizlere teşekkür ederim. Bu festivali ilk kez gerçekleştirmenin keyfini yaşayan Orhan Gazi Belediye Başkanı Neşet Çağlayan da söz. Festivalimizi onurlandıran başta Sayın Bursa Valimiz olmak üzere değerli milletvekillerimize, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimize sonsuz teşekkürler ediyoruz. Festival komitesi olarak uzun zamandan beri ortaklaşa büyük bir uyum içinde çalıştığımız ilçe kaymakamımız, ticaret odası başkanımız da büyük emekleri gayretleri oldu. Hep beraber güzel bir ürün ortaya koyduk diye düşünüyoruz. Bu noktada Orhan Gazi'nin öncelikle marka şehir olması noktasında bir katkısı olacağına inandığımız Gedelek Turşusu'nun markalaşma sürecinde böyle bir festivalle de bu sürecin pekiştirilmesi çok hoş oldu, çok güzel oldu. Hele hele böyle 500 yıllık tarih çınarlar altında Pınarbaşı'nın suyunun o berrak ve güzel sesinin eşliğinde bir festival yaşamak Orhan Gazi'ye de yakıştı diye düşünüyoruz. Tabii Gedelek Turşu'da dünyanın merkezi diyoruz. Bence sözün hülasasını da burada bağlamak gerekiyor. Kuru fasulyenin ve etin yanına turşu gerek. O halde istikamet Orhan Gazi Gedelek diyoruz. Evet. Gedelek turşularının lezzetini tüm Türkiye'ye ve dünyaya tanıtmak için festivale katkı sağlayan Orhan Gazi Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ergün Efendioğlu da festivale büyük önem veriyor. Üreticinin arzusu son noktaya, nihayet noktaya ürünün değeriyle özellikle ulaşması. Ticaret Sanayi Odası olarak bizim rolümüz zaten burada başlıyor. Yani üreticilerimizin ürünlerini en iyi değerlerde satabilmelerini, üretim şartlarını en iyi noktaya getirebilmeleri için bizim rolümüz tam da burada. Onun için bu festivaldeki gayretimiz de o. İnşallah bundan sonra da zaten muhtarımızla da görüştük. Sayın Belediye Başkanımızla, Sayın Valimizle konu hakkında bilgileri var. Bize ön ayak olacaklar. Ben sizlere özellikle çok teşekkür ediyorum. Aşağı yukarı bir aydır beraberiz. Belki izleyenlerimiz bilmiyorlar ama siz de bizimle beraber ciddi yoruldunuz. Çok teşekkür ederim. Emeğinize sağlık. Çok sağ olun. İnşallah gelecek yıllarda da beraber oluruz. Aslen Orhan Gazi'li olan AK Parti Bursa Milletvekili İsmail Aydın için de festivalin önemi büyüktü. Gedelek gerçekten bizim için önemli. 500 yıllık çınarları. Yani 500 yıldan beri burada bu su, bu çınar ve bu insanlarımız var. Biz sadece bu değerimizi Türkiye'de tanıtmak istedik. Türk insanının ufkunu açmak istedik. Ve aynı zamanda köyümüz üretici bir köy, çok çalışkan bir köydür. Gedelek Turşusu'nu hem Türk dünyasına hem Türk insanına tanıtmak istiyoruz. Gerçekten lezzeti, letafeti hiçbir yerde bulamayacakları bir lezzettir. Mutlaka buradan gelip geçenler buraya uğrasın istiyorum. Bursa'nın tarım faaliyetlerinde lider olan bu şirin köyümüze her türlü desteği vermek üzere çalışmalarımızı devam ettirmekteyiz. Tabii üretilen ürünlerin öncelikle niteliğinin arttırılması ve pazar payının hem yurt içinde hem de yurt dışında arttırılması yönünde de desteklerimiz devam etmektedir. Başroldeki turşuların köyü olan Gedelek'in muhtarı Mehmet Dönmez'in heyecanı ise bir başka. Ben bu festivalin Gedelek için hayırlı olacağına inanıyorum. Biz bu kadar ertelenmesine rağmen bu kadar ilginin, bu kadar alakanın olabileceğini tahmin etmiyorduk. Ama organize edenlerden Allah razı olsun. Valimiz gerçekten belediye başkanımıza ve diğerlerine söylediler. Dediler ki bunu uluslararası düzeye çıkaralım ve bundan sonra daha görkemli Pınarbaşı'mıza da el atarak çok daha yukarılara taşıyalım dediler. Gedelek'te turşuya tadını Pınarbaşı'nın verdiği söyleniyor. Pınarbaşı alanında dev çınarların altına kurulan festival alanındayız. Avrupalara satılır, dünyanın her yerine gider. Şöyle kocaman büyük bir dua edelim bu sene. Turşu çok bereketli olsun, çok para etsin.
dünyanın her yerine satılsın değil mi teyzeciğim? Maşallah Yasinler okumuş teyzem burada. Biz de geldik bugün, bize de burada turşu yapması nasip oldu. Sayın muhtarım da sağ olsun bizleri buraya kadar daha Akşehir'den at sırtında, bel sırtında getirdi. Biz de bugün burada temsili teşvikte hata olmaz değil mi sayın muhtarım? Bugün biz de burada sayın yetkililerimizle, herkes de burada beraberce birlik içerisinde şu turşuyu beraberce herkes suyun içine elini soksun derse düşersiniz şimdi. En iyisi ben tek başıma halledeyim, olur mu? Evet, hayırlı bereketi bol olsun diyoruz efendim. Vay vay, bir alkış da gönderelim şöyle. Uzaklardan misafirlerimiz var. Uzaktan yakından gelenlerin de ellerine, ayaklarına, yüreklerine sağlık efendim. Burada bu festivali şenlendirdiler. Haydi bakalım suyun başından şöyle çınarın altına doğru serin serin gidelim. Olur mu? Haydi ya, inşallah bereketli olur efendim. Allah bereketini arttırsın diyoruz efendim. Sayın hocam, nasıl festival? Vallahi neler gördüm neler görmedim ki. Her şey gördüm. Bu festivalde her şey var yahu. Yani dünyanın, Türkiye'nin en önemli turşu merkezlerinden su kaynağı ki suyundan kaynaklanıyor. Bu suda olan turşunun burada her şeyi var maşallah. Neler yok ki bu festivalde ya. Türkiye'nin, dünyanın dört bir yanından insanlar burada. Turşunun merkezi burada. Turşunun kalbi burada atıyor. Yani sofraların en lezzetli yiyeceklerinden bir tanesi olan turşunun kalbini burada atarken görmek çok önemli. Gördüğünüz gibi burada turşunun kalbi atıyor efendim. Gedelek şirin bir Anadolu köyü. Gelmişken Anadolu geleneklerine uygun bir kına gecesini de görüntülüyoruz sizler için. Yüksek yüksek tepelere ev kurmasınlar. Yüksek yüksek tepelere ev kurmasınlar. Aşrı aşrı gelinimiz kınalarını yaktı. Bir daha var. Ama şimdi gelin de hoplayacak mı? Evet. Annesinin bir tanesini hor görmesinler. Uçan da kuşlara malum olsun. Ben annemi festival kapsamında turşuya yakışır bir de yemek yarışması yapıldı. Köylülerin yaptığı yemeklerde kriter yemeğin turşuya yakışmasıydı. Alkışlarınızı bu güzel jüri üyemiz için almak istiyorum ama yüksek alkışlarınızla elbette. İlk yarışmacımız Gülsen Sergin. Zeytinyağlı yaprak sarmayla katılmış, alkışlarınız Gülsen Sergin için.
Kendisini buraya davet ediyoruz elbette yaprak sarmayla. Maşallah o kadar yapmış ki bir orduya yeter o. Gayet güzel, çok teşekkür ederim. Ellerine sağlık, çok lezzetli. Ellerine sağlık, çok güzel. Başındaki yazmayı çok beğendim. Bu buraya ait bir yazma mı? Onu merak ediyorum. Eskilerimize ait bir yazma, evet. O yüzden kültürümüzü devam ettirdiğiniz için ben bir vatandaş olarak ilginize, alakanıza sonsuz teşekkürlerimizi sunuyorum. Birbirinden güzeldi. Sunum çok güzel. Hepsinin ellerine sağlık. Teşekkür ediyorum. Ellerine sağlık. Çok güzel. Farklı bir lezzet olmuş. Gerçekten bütün emek veren herkesin ellerine sağlık. Biz burada hepsini tattık ve çok lezzetliydi. Hepsi birbirinden güzeldi. Seçmek biraz zor. Puanlar birbirine yakın ama yine de birinciyi belirleyeceğiz herhalde. Efendim değerli Ticaret Odası Başkanımızı da ben davet etmek istiyorum. Alkışlarınızla elbette. Kendisinin de bu festivale emeği oldukça fazla. Efendim üçüncümüz Emine Ersoy kabak çiçeği dolmasıyla ve değişik sunumuyla katılmıştı. Jürimizi etkilemeyi başardı. Biz bütün lezzetleri çok beğendik. Öyle değil mi arkadaşlar? Çok beğendik. Bakın ama bu ufacık bir nüansla bir 1-2-3 seçilir. Kimse kusura bakmasın. Çok çok teşekkür ediyoruz. İkincimiz karışık türlüyle Ayfer Güleç. Yaptığı yemek programlarıyla ünlü Emine Beder ve festivalin sunucusu Ece Gürsel'in de jürisinde olduğu yemek yarışmasında kazananlara Cumhuriyet altını dağıtıldı. Şirin bir Anadolu köyü olan Gedeley'in anası da seçildi festival kapsamında. Anamıza Cumhuriyet altını da hediye edildi. Evet, Gedelek anasını belirlemek üzere standları gezmeye devam ediyoruz. Kadınlar çok güzel hazırlanmışlar ve bizim seçimimiz de çok zor olacak. Çünkü bir yıl boyunca Gedeley'e tanıtan kadını seçmek gerçekten çok zor. Jürinin işi de zor. Biz gezmeye devam ediyoruz. Ama bu bir yarışma ya. İlla böyle birinin öne çıkması lazım. Ve biz gerçekten sunumlarınızla oradaki hazırladığınız ambiyansı hepimizi çok beğendik. Festivalin başından beri çok emeği geçen, bu yönüyle daha çok öne çıkan birisi tercih edildi jüri tarafından. Tahmin edebiliyor musunuz? Buradan tahmin edenler var mı? Safiye Hanım. Safiye Fevziye Acar. Tebrik ederiz. Gerçekten aslında hepinizi çok tebrik ediyoruz. Çok, ne söyleyeceğimi bilemiyorum şu an. Çok mutluyum. Mekiğimin hakkı. Çok gurur duyuyorum. Ne yapacaksın Gedeley'i tanıtmak için? Neler düşünüyorsun? Çok güzel şeyler düşünüyorum ama şu an ne söyleseyim bilemiyorum yani. Çok mutluyum. Bol çok bol konuşu yapacaksın o kesin mi? Kesin evet. Çok güzel şeyler olacak inşallah. Gerçekten yürekten tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Organizasyonu hazırlayanlara özellikle ve sizlere tabii ki yarışmacılara
Burada bulunan herkese sevgi ve selamlarımı göndererek Allah'a ısmarladık diyorum. Seneye tekrar Allah ömür verdiyse görüşmek üzere inşallah. Gedelek'te uzun yıllardır turşu yapan üreticilere çınar fidanı ve sertifika verildi. Ve festivalde eğlence zamanı. Sevilen türküleri yorumlayan Eylem Naz'la birlikteyiz konser öncesi. Çok güzel bir ortam, çok değişik geliyor. Şaşkınlık içerisindeyim yani. Her şey birbirinden güzel burada. Herkes büyük bir emek vermiş. Ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Yüreğimde aşka dair ne biriktiyse hepsini derlaya sal benim için. Yüreğimde aşka dair hepsini deryaya sal benim için. Gökyüzünde bir yıldız sana göz kırparsa, yüreğinde bir ateş yak benim için. Gökyüzünde bir yıldız sana göz kırparsa, yüreğinde bir ateş yak benim için. Öyle ümit etmişim ki benliğime sardım seni. Öyle çok özlemişim, öyle çok beklemişim ki. Öyle ümit etmişim ki benliğime sardım seni. Oysa ki sen yoktun yanımda, yanımda tomurcuk gül oldun dalımda. Düşündüm de canım ben sonunda, sonunda hayal edip seni. Yeni şarkılarımızla TRT Havaz ekranlarında olalım. Herkese öpüyorum, görüşmek üzere. Kendim ettim, kendim buldum. Kendim ettim, kendim buldum. Gül gibi sarardım, soldum. Eyvah, eyvah, eyvah. Kendim ettim, kendim buldum. Kendim ettim, kendim buldum. Gül gibi sarardım, soldum. Eyvah, eyvah, eyvah. Teşekkürler. Ünlü sanatçı Kutsi de Gedelek Festivali'nde sahneye çıktı. Sahne öncesi duygularını TRT Avaz mikrofonlarıyla paylaştı Kutsi. Ben bugün bir koşuşturma içerisindeydim. İstanbul'da setin son günü. Bir sinema filmi çektik. 1,5 ay sürdü. Onun da son günüydü bugün. Ve koştur koştur ayağımızın tozuyla geldik. Şimdi Orhan Gazi'deyiz ve Gedelek Turşu Festivali'nde. İnşallah Orhan Gazi'lilerle birlikte çok güzel bir program geçireceğiz. Ki benim burada herhalde 3. konserim olacak. Keyifli bir halkı var. Yani bana bütün şarkıları eşlik ediyorlar. Daha sahneye çıkmadan önce güzel bir yoğun ilgi var. Her teşekkür ederim Gedelekli Hanımlara. Sağ olsunlar, bana turşu da göndermişler herhalde. Nuray elindeki evet, turşu benim galiba. Evet, ben turşu da getirdim size. Teşekkür ederim, sağ olasın. Evet. Turşu başka bir turşu, biliyorum ben bunun tadına baktım. Şimdi de bakmak isterdim ama sahne öncesi turşu yemeyeyim. Susatır.
Ama sahneden sonra mutlaka yiyeceğim. Ellerinize sağlık. Böyle bir festivallerde, güzel festivallerde, güzel konserlerde biz de enerji dolu oluyoruz. İnşallah devamı da gelecektir. Yeni bir albüm var zaten, bir 5-6 şarkılık bir butik albüm hazırlıyorum. Bir ay içerisinde falan bitecek. Ne yapacağım ya? Umrumda bu ara dizi koşuşturması, film koşuşturmasından dolayı hani biraz konserlere ara vermiştim ama herhalde bu aydan sonra başlayacak bir yoğunluk var yani. Seni vicdanınla bu soğuk savaşta baş başa bıraktım. Ben kendi yoluma gidiyorum ama aklım sende. Beni hiç arama. Ya da her gün ara, ben de bilemedim. Gitsem mi doktora, kalbimdeki yara kapanmıyor. Dolu bir festivalin daha sonuna geldik. Haftaya kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın ama TRT Vaz'da kalın.